Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban alım satım yerlerinde hareketlilik yaşanıyor. Kimler kurban almalı? Kurban keserken nelere dikkat etmeli? Kurbanın dini yönden anlamı ve önemi nedir? Şanlıurfa İl Müftü Yardımcısı Doktor Abdülhamit Turgut kurban kesecek vatandaşların akıllarında soru işareti bırakan tüm sorulara yanıt verdi. Allah'a yakınlaşma. Yani bir mümin bir Müslüman kurban kestiği zaman Onunla takva sahibi olur. Yani Allah'a yakınlaşır. Yoksa onunla kanı ne eti ayette bildirildiği gibi Allah'a ulaşmaz. Kurban vaciptir. Yani belli şartları var. O şartlara haiz olan her Müslümanın yılda bir yani kurban bayramında kurban kesmesi vaciptir. Bir mümin kurban kestiği zaman onunla takva sahibi olduğunu söyleyen müftü yardımcısı Doktor Turgut, kurban keserken özellikle yemek borusu, nefes borusu ve iki atar damardan birinin mutlaka kesilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kurban keserken özellikle yemek borusu, nefes borusu ve iki atar damardan birinin mutlaka kesilmesi lazım. Eğer bunlar kesilmezse o hayvan leş olur, eti yenilmez. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Tabii kesen kişinin de mutlaka tecrübeli birisinin olması gerekir. Müftü yardımcısı Doktor Turgut Kurban kesiminde belirtilen hususlar yapılmazsa hayvan etinin leş olacağını ve yenilemeyeceğini belirtti. Her şeyin bir ustalığı var, bir tecrübe sahibinin bir şey yapması lazım. Kurban keserken de böyle herkes Kesmemeli dediğim gibi bu şartlara göre kesil, kesme, kesmenin gerçekleşmesi lazım. Ayrıca kesildikten sonra sünnete uygun olan, dinimize uygun olan canı çıkmadan başının gövdesinden koparılmaması lazım. Buna da dikkat etmemiz lazım. Hijyene dikkat etmemiz lazım. Temizliğe dikkat etmemiz lazım. Özellikle şehirlerde oturan kardeşlerimiz, Bunlara dikkat etsinler. Her belediyenin yani belediye sınırları çerçevesinde bulunan yerlerde mutlaka belediyenin beylediği bir yer var. Oralarda alınsın ve kesilsin. Çünkü oradaki o sakata dediğimiz onlar güzel bir şekilde toprak altına alınıyor ve herhangi bir hastalığa sebep olmadan onlar imha ediliyor.